Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Murat Toptaş, 2019 yılında orman ve petrol boru hatlarında çıkacak yangınları söndürmek için yangın söndürme bombası geliştirmişti. Toptaş, dünyada benzeri olmayan projeyle ilgi odağı olmuş ve TÜBİTAK tarafından yapılan yarışmada dereceye girmişti. İçerisinde yangın söndürmede oldukça etkili olan bor minerali malzeme içeren 180 kilogram ağırlığındaki bombanın prototiplerinin üretim aşamasına gelindi. Yangın söndürme bombasının yaşanacak devasa yangınlarda kullanılmak üzere geliştirildiğini belirten Toptaş, projenin prototiplerinin de üretim aşamasına geldiğini ve yurt dışından yoğun ilgi olduğunu ifade etti. Bu proje 2019 yılında orman yangınlarında, mühimmat depolarında meydana gelen yangınlarda ve petrol gaz boru hatlarında ortaya çıkması muhtemel yangınlarda kullanılmak üzere geliştirildi. TÜBİTAK tarafından projemiz ödüllendirildi. Ve biz 2019 yılından itibaren projenin üzerinde çalışmaya devam ettik Profesör Doktor Mehmet Yılmaz hocamızla birlikte. Projenin geldiği nokta şu: kavramsal tasarımlarımız bitti, sayısal analizlerimiz bitti. Artık proje özel veya devlet desteğiyle prototiplerinin üretim aşamasında. Var. Yani şimdi projeye başından beri gerek devlet kurumlarının gerek özel firmaların çok yoğun bir ilgisi var. Aynı zamanda yurt dışından da telefonlar alıyoruz. Japonya'dan, İsviçre'den bu ürünle ilgili gerek ürünün kendisi gerek geliştirmeyle ilgili bazı teklifler oluyor. Toptaş yangın söndürme bombasının içerisinde yer alan bor mineralli özel malzeme ile 450 derece sıcaklığa ulaşan yangınların 10 saniye gibi kısa bir sürede kontrol altına alınacağını belirtti. İçerisinde bor minerali esaslı, oldukça kıymetli ve yerli bir firma tarafından üretilen özel bir malzeme mevcut. Bu malzeme 400-450 derece sıcaklıklara ulaşan yangınları 10 saniye gibi kısa bir zaman aralığında oda sıcaklığına, yani 24 santigrat dereceye düşürme potansiyeline sahip. Aynı zamanda bunlar bu söndürücü malzemeyi paket halde yangının olduğu noktaya, merkeze gönderme özelliğine sahip. Sosyal medya üzerinden projeyle ilgili yapılan provokasyonlara tepki gösteren Toptaş, yangın söndürme bombasının ülkemizde geliştirilmeye devam edildiğini vurguladı. Proje iptal olmadı, devam ediyor. Üçüncüsü ise yani bunun satılığıyla ilgili ben de okudum bayağı bir. Yok, proje ülkemize ait, devam ediyor, geliştirilmeye devam ediyor. Bizim ismimizle de sahte sosyal medya hesapları oluşturulmuş. Bombayla ilgili sorulan sorulara biz cevap veriyormuşuz gibi cevaplar veriliyor. İşte efektif olmadı, yaptığımız analizler sonucunda işe yaramadığını gördüğümüz ve bundan vazgeçtiğimiz gibisinden. Bunların hiçbiri doğru değil. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi ve proje danışmanı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, yangın söndürme bombasının prototiplerinin üretim aşamasına gelindiğini belirtti. Diğer bir adıyla da akıllı yangın söndürme mühimmatı olarak geliştirdiğimiz bu projeyi 2019 yılında Murat Toptaş Bey ile birlikte geliştirdik. TÜBİTAK Üniversiteler Arası Öğrenci Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu. Orman yangınları ve meskun mahal dışındaki yangınlar için geliştirilmiş ve prototip üretilme aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Maalesef ülkemizde de son bir haftadır çok sayıda yangın meydana gelmekte. Bu projenin önemini ortaya koymakta, bu ürünün önemini ortaya koymakta. Bu aşamada proje imalat aşamasına gelmiş bulunmaktadır.